Ve giriş kapısından geldik. Şimdi burada bakalım kim var. Ses duydum. Aha! Kimsin sen? Baba. Batuhan, ne yapıyorsun sen? Vay 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 vay. Duvarları ıslatıyorum ama. Biraz hep de gitmen gerek. Dur ben sana yardım edeyim. Oy 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 bir dakika. Sen tut bu kamerayı. Sen tut kamerayı. Sen bana ver bunu. Ben taşıyayım bunu. Oralara bir bakayım. Ben alt işliyorum. Bak. Hem buraya hem buraya yapalım. Tamam. Tamam. Al. Dur Tamam. dur dur dur. Beni ıslatıyorsun dur. Tamam. Niye tam açmıyor oğlum böyle? Minibüs de dışarıda. Bizim evet. Benim yaptım. Oy. Siz de görün. Bu çıkacak buradan. Ne çıkacak? Tavan tamamen inecek. Duvarlar Oturmalı temizlenecek. Çekeceğim aç şimdi bir dakika. Oturmalı. Burası duvar yıkılacak komple. Burası da İçeri banyo. doğru küçülecek. Bu oda büyüyecek. Burada bir duş olacak. Bir de musluk olacak. O kadar. Bunun içinde de banyo var. Onun yan tarafı. Komple fanyaslar gidecek. Burası. Tamam Banyo. şimdilik bu kadarcık yeter. Onun Çok o tuvaletin abartmayalım. yan tarafı. Tamam. Önce camdan. Yani burada büyük odayla küçük bir duş olacak. Burası Ve bir yatak de musluk olacak. odası. Evet. Burası yatak odası olacak. Orası da musluk olacak. Tamam. Bunları indireceğim daha. Bu da inecek daha. Bu duvarlar tamam bilene. Burada bir dolap var. Dolabı yok ettim. Kocaman yer oldu burada. Burada da bir yer var. Buranın bir dakika halini gördüğünüzde şok olursunuz. Abla bir adam adım oraya beraber gideceğiz. Yok gelemem oğlum beni ıslatacaksın çünkü. Dur. Çiçek oraya çiçek. Bu kapı gelecek buradan. Burada mutfak olacak. Tabi yerler de değişecek. Kilim falan da gidecek yerden. Burada yok ettim bile. Fanyas var. İşte bu da yok olacak. Bunlar gidecek. Burayı yok ettik bilene. Bu giriş dedik. Burada tuvalet var. Biraz büyük. Bunun içine bütün fanyaslar gidecek. Üstü gidecek yine. Bu da gidecek. Burada mesela üstleri gitti bile. Bu eski mutfaktı. Burada yemek yeme yer bölümü olacak. Burası da gitti. Dolap vardı arkada. Burada oturma odası olacak. Yer gitti. Bu duvar komple gidecek. Duvarla oturma odasına yemek yeme bölümü birlik olacak. Burası kapanacak. Buradan bir kapı açılacak ve arkada terasa gidilecek. Kocaman bahçesi var arkada. Havuzu var. Garaj var. Bayağı büyük yani 600 metrekare alan var. Buyur. Bu aşağı kat. Üst katı bir gün görmeyeceğiz. Ne oldu oğlum? Oğlum sen camları mı yıkadın? Batu sen ne yaptın oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Tamam yapma yapma. Tamam tamam dur dur. Sen duvarları satıyor musun? Bir dakika dur. Tamam in aşağı bir. Tamam, dur, tamam bitti Batu sen beni satıyorsun. Sen dur 2 dakika ben dışarı çıkayım geliyorum. Üstü de var. İşte yatak odaları olacak yine ayrı. Bu bölge çok sakin bir bölge, çok güzel bir bölge. Garaj. İstersen arabanı tamir edebilirsin. Hatta şeyi var. Ne diyorlar ama. Ak kela. Aşağı kat komple kela. Üst kat ev. Altı 70 metrekare kelam var yine. Burada oturma bölümü var. Bunun üstü teras olacak. Oturabileceksin teraste. Aşağıda yine böyle bir şey oluyor. Kocaman yine bir evim var burada küçük tane. Arkası komple bahçe. Tabii şu anda bahçede komple büyümüş yeşillikler. O yüzden işte belli olmuyor. Ya burası bir de komple istediğin gibi yıkıp yeni ev dikme hakkın var. Komple bahçede de bu evi komple yükseltebilirsin de. Burada o izin var. Hiçbir şekilde izin almana gerek de yok daha. İleride burada
Size daha sonra fotoğrafları da paylaşacağım videonun devamında. Bu üst tarafı yok edip onun yerine komple bunun üstüne bir kat daha atmayı düşünebilirsin. Belki düşünüyorum aslında ama bilmiyorum ben mi yaparım artık, Batu Alp mı yapar ileride, onu göreceğiz. Yani bu ön taraf kalır, bu taraf gider bu gördüğünüz kartaki. Bu alt taraf kalıyor tabii ki. Ama bu alt tarafın üstüne komple en az bir 70-80 metrekare daha bir şey dikebilirsiniz. Onun üstünde de teras olabilir. Onu da çekeceğim videolarda da görebileceksiniz. Bu çatıdan öbür terasın üstüne çıkabileceksiniz bunu. Neyse kısacası ev bu. Şu andaki kaldığım evim buradan daha büyük aslında evin kendisi ama dışında hiçbir alanım yok. Burada ev biraz daha küçük ama dışında 600 metrekare alanım var. Bahçem var, havuzum var, oturma yerim var, her şeyim var. Korona gösterdi ki bahçeli büyük yerin olması lazım ki mağdur olma. Biz de büyük yer aldık. Buraya attıktan sonra buranın değeri de biraz daha çıkaracak otomatikmen. Ha bak kardeşim, hatta bak şey yaptım ya, evden buraya düşmüş bak. Evden buraya nasıl düşer bu? Ben duymuştum ama camdan bir şey düşmüştü. Aha bir tane daha var lan. Yok yok tamam yokmuş. Ve bizim havuzun içinde ne bulduk biz geçen? Kurbağa. Kurbağa bulduk. Bir tane kurbağa girmiş buraya. Nerede şu an onu bilmiyorum. Havuzun içine. Çıktı mı acaba içinden? Çıkabilir mi içinden? Havuz yağmur suyu dolmuş tabii ki. Batap şimdi içine atlayıp size bir yüzecek içinde biraz. Hadi oğlum. Şaka şaka. Bu pis suda yüzülmez. Bahçeye giremeyiz ki. Baksana Batap, o girilecek hali yok. Ya ben girebilirim. Al sen git kendin göster. Ben bahçeyi göstertiyorum. Çok evet. Çiçekler büyüdüğü için babam çekemiyor. Bunları kestin. Bunları biz kestik. Değil mi? Neyse. Elma ağacımız da var. Ben bu çarata baba gel, arkamdan gelsene mi benim? Çocuğun ayağı takılmış, yanlış kapanmış. Onun için ben tekrar açtım. Bu da grilimizdi. Bir de buraya göstereyim. Bak burada da bir delik var. Bu çok tehlikeli bir şey. İçinde bunun 3-4 metre aşağı iniyor. Su var içinde. Bu da kocaman. Bir köpeğimiz var. Köpek mi? He, köpek alırsak köpeğin evi olur böyle desene ama bayağı büyük ev olur o zaman. İçeriye. Şu anda giremeyeceğim. Anahtarları evde unuttum. Tamam Batap gel. Tamam. Bu garajın üstüne zola yapmak istiyorum. Güneş enerjisi. En azından havuzun şeyini o karşılasın. Yan komşularda tavuklar var. Bizim bu komşularda tavuklar var. Yani demek oluyor ki biz burada rahatlıkla tavuk da besleyebiliriz. Normalde yasak almayan çoğu yerinde bahçelerde. Ama bu bölgede yasak değil. O da çok güzel. Yani burada her şey serbest. Okulu çok güzel. Bölgesi çok güzel. Çok sessiz, çok sakin. Bölge çok iyi bir bölge. Ben burayı da kaldıracağım. Bu ön tarafı. Sadece yarısı kalacak. Arabayla buraya girebileceğim. Kapıyı da buraya yapacağım. Kapanacak. Ve her taraf kameralarla izlenecek. Şimdi tabii ki bu havuz da komple kapanacak. Etrafını kapatmak istiyorum. Bir de üstünü kapatmak istiyorum. Yani çocuklar için ki yeni çocuk da geliyor şimdi. Her an gelebilir. Hiçbir tehlike olmasın. Allah'ın izniyle bakalım. Bayağı önümüzde iş var. Oğlum çıkartma. Batu Alp çıkartma. Hadi gel içeri, çalışmamız lazım gel. Görüşmek üzere. Görüşürüz de. Görüşürüz. El salla.